Evet canlarım, sahur yemeğini hazırlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar. Canlarım ben sahurda hafif olsun diye kahvaltıyla başlayacağım. Biraz rahatsızlığım da var ve bunu içi yapacağım, yufka içine koyacağım bunu. Yufka kızartacağım, kuru yufka. Evet, tavama yufkamı dizdim. Üzerine soğanlı, kapya biber, yeşil biber, baharatlı, azıcık sarımsaklı şeyimi koydum. Harç yapmıştım içine. Ben bunu dizeyim, geleyim. Evet, böyle dizdim üstüne. Şimdi üzerine iki tane daha yaprak yufka koyacağım. Allah'ın izniyle orucuma başlayacağım ama inşallah çok rahatsızım. İnşallah yarıda bırakma beni ya Rabbim diyeyim. İşte böyle de üstünü kapattım. Alt üst kızaracak artık bu. Börek gibi oluyor. Kıymalı börek gibi. Canlarım biz sabah kahvaltısı gibi yapacağız bunu. Yani sahuru çok fazla dokunmasın bize diye bu şekilde kahvaltı gibi yapacağız. Benim oğlum kolayı seviyor, bir şey diyemiyorum. Buraya kefir de bıraktım. Buraya vişne suyu, çay içmeyeceğim çünkü zaten kalbimde çarpıntı var. O benim oğlum zaten çayı sevmiyor. Benim de tansiyonum yükseldiği için doktor dedi bir müddet çay çok fazla içme. Çarpıntı var çünkü kalp grafiğim falan çekildi. Kalbim normalmiş ama işte stresten böyle olmuşum. İşte tansiyonum ikide bir çıkıyor, ikide bir çıkıyor. İnşallah orucumu sağ salim tutabilirim inşallah. Evet canlarım, merhabalar, selamlar olsun, hayırlı sahurlar olsun. Ben bunu, bu çektiğimi sahuru yarın göndereceğim ama akşama gelir. Çünkü neden? Bunun içine ya bunu bu şekil gönderirim, çok uzun sürer şey diyorum ki şimdi. Şeyi de koyayım içine diyorum ama hani iftarı, iftarda yaptıklarımı da koyayım diyorum ama şöyle yapmak istedim ben, o zaman şöyle yapmak lazım. Şimdi sahurla başlayalım. Sahurla başlayalım. Bu sığmayabilir çünkü biliyorsunuz internet sorunum olduğu için bak bu ne kadar yüksekte kaldı. Canlarım. Canlarım. Artık doktor şöyle dedi, kesinlikle dedi, bak canından olursun dedi, hepiniz de söylüyorsunuz. Bak ben halsizleştim, ben kalbim duracak gibi oldu, kaç kere hastaneye gittim geldim. Ben kaç kere o hastanelerde kim bilir virüs de kapmış olabilirim. Çünkü iğne vurdular, müdahale ediyorlar çünkü. Yatakta yatıyorsun, o yatağa uzanıyorsun, o yatak ne biçim bir yataktı. Ben korkudan şeye gitmezdim. Hani desem ki Allah korusun, Allah korusun kanser olsam diyalize girmem yani. Çünkü hemen öldürücü bir şey değil o. Ama bu benim başımı gözümü döndürdü. Bayılttı beni, bayıltıyordu. Fenalık geçirtirdi. Mecbur gittim. Tansiyon çok yükseldi. Stresten. Ben hiç kimseye hiçbir şey daha söylemeyin. O bitmiştir. Ben oraya ne yazılıyım, ne yazılmayayım daha arkadaşlar, canlarım. Ne olur şey yapmak istemeyeceğim. Beni anlayın çok rahatsız olduğum için. Siz yorum yapın, ben okuyacağım. Ama o insanların mesajlarını da bırakacağım. Onlar da kalsın orada. Onları da bırakacağım. Kim nasıl, kimi kışkırtıyorlarsa, kimler geliyorsa yanlış.
beni iyice böyle hasta edecek mesajlar yazıyorsa kaleye almayacağım. Sizlere kalp bırakıp geçeceğim. O yanlış mesajlara kalp bırakmayacağım. Bırakmayacağım, cevap da vermeyeceğim. Evet, bu şekilde bunu böyle börek yaptık arkadaşlar. Kıymalı börek. Ben nedir içeceğim? Şeyi de almadım orada. Şimdi canlarım, demek istediğim şu. Ben bunu her şeyi bir daha şey yapmayalım, hani onunla, o konulara daha geçmeyelim. Daha ben, çünkü kalbim dayanmıyor, ben canımdan olacağım. Hiç geçmeyelim. Onları da zaten, o kişileri ben Allah'a saldım, çünkü ben çok çektim 3 günde. Ben gide gele ben. Kalbim çarpa kalbim çarpa kalbim, kalp patlaması olacaktı neredeyse. Kalbim çatladı, sıkıştı 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 midem. Kalbim çarpa 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 çarpa, yerlerden yerlere vurdu kendini kalbim. Yerden yere vurdu kalbim. Ondan sonra halsizleştim, bitkinleştim, korktum. Korona mı oldum diye, Allah korusun. Yok dedi, o belirtiler olmaz dedi. Belirtilere baktı. Bana doktor sordu ilk gittiğimde, belirtilere baktı, dedi ki neyin var? Ben hemen panik atak yaptım, korktum. Çünkü şeyden korktum. Hani şey olurum diye, Allah korusun. Korona olurum diye korktum. Allah korusun, niye böyle halsizim? Evden bir yere de gitmiyorum dedim. Kırklareli başa bir alışverişe gidiyorum bazen. Markete, bazen işte Telekom'a gittim. Biliyorsunuz böyle sık, yani bir ayda 2 kere çıkmamışımdır. Ne oldu diyorum. Geçen de pide de geldi. Oğlan ısmarladı, oğlum ısmarladı. Şimdi oğlum maaşı var. Çocuğum, kimisi demiş ki aç, bak burada, orada yazılır. Açım, açım demi diyor, pide yiyor, bu ne lahana. Yemeyecek miyim, aç mı kalacağım? Hiç kimse aç değil. Ben sizden para mı istedim kardeşim? Bak beni sinirlendirmeyin ha, böyle deyip deyip de. Kimseden para istemedim. Ben milletin istediği, milletin vermek istediği parayı geri çeviriyorum. İnsandan alınır para. Öyle insanlardan değil. Küstüm, paramı geri ver. İyi ki almamışım. Öyle olur mu? Küstüm, hediyemi geri ver. Olur mu? Aha. Oruca girdi. Dedikodu kadar Allah korusun kötü bir şey yok. Anam, anam, yapmam yapmam, karışmam yapmam da. Karışmam da yapmam da. Allah ömür verirse, Allah'ın izniyle istiyorum ki şu Ramazan'ı sağ salim, rahatsız olmadan, hasta olmadan şu Ramazan'ı geçireyim. Hani bozulmadan, yarıda bozulmadan, hani düşün, küt diye bayılırsın, gidersin hastaneye, tansiyon gene yukarı çıkar. İğne vurulur, bozuluyor. Bozuluyor çünkü içe alıyorsun bir şey, vücuda alıyorsun. Vücuttan çıkarmak da bozuyor, vücuda almak da bozuyor tabii ki. Mesela, yani bozuyor. Şimdi demek istediğim canlarım, sizler üzülmeyin. Ben sizleri seviyorum. Beni sevenlerimi ben biliyorum. Şunu da biliyorum, daha galeye almayacağım. Daha kimsenin hani o şeylerin de yorum, belki kaldırırım bilmiyorum. O anki şeyime bağlı benim. Psikolojik durumuma bağlı. Baktım ki moralim bozuluyor, kaldırırım. Zaten takip ediyordum. Şu günlerde daha takip edemiyorum kendi yorumlarımı. Bazı insanlar tutmuş başkalarının yorumları, benim yorumlarımı takip ediyor o kişi, o kişiler. Böyle bir şeylik var mı ya? Ben bir kere gidip de bir yorumunu bile okumamışım ya şu ana kadar, Allah şahidim ya. İnsanın yorumları okunur mu? Benim kanalımdaki, benim paylaşımdaki yorumları okuyorlar. Kopyalarını almışlar. Böyle bir şey var mı ya? Alsanız ne olacak? O insanlar doğal takipçiler. Ben yazmıyorum ya. Ben isim,
İsim versem, bunda yazıyı da versen ne olacak? Hakaret etmemişim, bir şey etmemişim. Ama eslemle şey olmaz. Çünkü neden? Önce siz bana saldırmışsınız. Ben hiç olayın içinde yokken beni olaya sürüklemişsiniz. Beni konuşmuşsunuz. Ben susmuşum, konuşmuyorum. Hiçbir terapist sözüm yok. Beni konuşuyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Olur mu? Beni hasta ettiniz bak. Hiç Allah'ınızdan korkunuz yok mu? Neyse. Bakayım. 8 dakika. Şeydeki çekimler. Bunları hesaplıyorum. Şimdi kaç dakikada gelir? Hani size uzun olmasın diye. Ya da şimdi ben bunu bu şekilde yarına atsam sadece bunu izleyebiliyorsunuz. Öbürünü katamıyorum içine. Ama ben öyle yapayım. Yani bunu çekeyim. Size sahur yemi olarak bunu atayım. Bu arada Batuhan benim yememi bekliyor. Çünkü çekimimi bekliyor. Çocuk birazdan içeriden gelecek. Çünkü çekime girmek istemediği için. Rahatsız olduğumda canlarım bazen ona yazdırdım. Ben söyledim, o yazdı yorumları. Çünkü halim yok. Hala bile bak o şeyi bu arada bu akşam 100. yıl kutlamasıydı 23 Nisan'ın. Hangi? 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda kutlu olsun. Torunumu gördünüz. Ben buradan gösteremedim. Çok aydınlık olmadığı için. O arada zaten kalbim çarpıyor. Orada pat diye şey yaptılar. Ondan da korktum. Zaten kalbim çarpıyor. Gelinim çekiyordu. Zaten iki apartman ileride gelinim. Gelinim çekiyordu, çekti, o gönderiyordu bana, çekip gönderiyordu. Onların balkonundan sizlere gösteri yaptık. Yaptım yani, dün akşam gönderdim. 23 Nisan akşamı, Perşembe akşamı. Şimdi canlarım, dediğim gibi ben bunu ne yapsam bilmiyorum. Var ya şöyle bir şey, yani o an ne yapacağım bilmiyorum ama mesela edit yaparken videoları birbirine birleştirirken o anda şurayı şuraya koyayım, şurayı şuraya koyayım, her şey o montaj anında belli oluyor. Hani bazen diyorum oturduğum şimdi çekiyorum, diyorum ki onu belki sonuna koyarım, belki ortasına diyorum ama o an oraya o yakışıyor. O an oraya o gerekiyor. Mesela o dediğim gibi olmuyor. Ya başa koyuyorum ya en sonuna koyuyorum. Çünkü öyle denk gelmeli hiç. Şimdi bunu da herhalde yarın gönderirim. Yarın sizler iftarınızı yerken benim ilk sahurumu göreceksiniz. Bu benim ilk sahurum. Şöyle de yapayım. Sizler şu tarafını kesmedim. Şu tarafını oğluma bıraktım. Bu tarafını ben kendime kestim. Sizler iftarınızı yaparken ya da yaptıktan sonra benim sahurumu göreceksiniz. İlk sahurumu izlersiniz. Çünkü yarın sabah attığımda. Ve şeyde de yarın akşamki iftarı da siz iftar yaparken ben yarın akşamki iftarı çekeceğim. Onu çekeceğim. Yani topun patladığına, top burada bu arada şeyde de patlıyor. Şey zamanı, şu anda saat bu duymadım ben. Mutfaktaydım. Mutfağa top gelmedi. Burada olsam duyardı. Mutfak araya düşüyor ya, top gelmedi. Ben bunları hazırlayayım. Saat 2 olmalı şu anda. Bizim burada herhalde 3.30'da mı ne bilmiyorum, atılmıştı. İmsakiye de vardı şey, Messenger'dan da bana atmışlar da bizim kızlar. Bakmadım. Ben dişte su içeyim ya.
Allah'ım, Yüce Rabbim, hayırlı Ramazanlar geçirmek nasip eylesin. Allah'ım, felaketlerinden korusun, kollasın. Yaradanım Allah'ım, şu virüsü de yok etsin. Allah'ım, acısın. Acısın, bizlere acısın. Allah'ım, her şeyin hayırlısını kılsın. Hayırlısını versin ya Rabbi. Ya Rabbim, kurban olduğum Allah'ım. Görüyorsunuz değil mi? Tek başımızdayız artık. Yani tamam, sahurda gene böyle olur da, ama genelde Ramazan'da ben çocuklarımı yanıma alırdım. Şu açıdan mı göstereyim? Hangi açıdan göstereyim? Bilemedim şimdi canlarım. Çok şeye geçtim. Genelde şey yapardım. Ramazan'da çocuklarımı, o Göktuğ benim oğlumdan torunu. Göktuğ. O şiir okudu, şey yaptı ya, oğlumdan torunu. İşte dediğim gibi genelde burada olurduk. Sahurda da burada olurduk. Ama bu şey nedeniyle, işte virüs nedeniyle ne oldu? Hepimiz ayrı olduk. Herkes ayrı oldu. Evinde kim varsa o var yalnızca. Hiçbir neşesi kalmadı. İnsan bilmiyorum, sadece bitkin düşmemesi için insan yiyesi geliyor. Yoksa yiyesi bile gelmiyor. İştahım bile yok. Yiyesi bile gelmiyor. Mesela proteinli kullandım bunu. Kıymalı kullandım. Genelde şey aldım. Bugün hem şeye gittim, hastaneye gittim. Hem hastaneden de dönerken de taksiyle birlikte döndüm. Taksiciye, o da yanımdaydı. Taksiye dedim, bana yardım eder misin çocuğum dedim. Tanıdık bir çocuktu. Onunla birlikte tuttum, BİM'den alışverişlerimi gördüm. İşte uzun uzun şeyler aldım böyle. Böyle misket peynirler, uzun uzun peynirler. Mesela kahvaltıda şöyle. Şöyle şeyler aldım işte, çünkü çocuk mecbur oruç tutacağız. Vitamine ihtiyaç var. Ha, şimdi sorarlar. Ha derler. Çok da umrumda artık. Hiç de umrumda değil artık ha. Ben ölümden dönüyorum. Derler, nereden buldun? Kimse acı kalmayın, nereden buldun? Ailem var. Art niyetliler söyler. Nereden buldun? Taksiye nasıl bindin? Öyle diyorlar bana. Taksiye nasıl bindin? Dolmuşa mı bineydim? 10 lira burada taksi. Daha öyle değil artık. Param yok dün, taksiye binin. Taksiye binerek gittim dedim ya şeye. Telekom'a. Geçen de. Biri de demiş pideyi, ha, param yok diye pideyi aç mı duracaktık? Çocuğum verdi, yedik. Ha, çocuğumun parası var. Allah hükümete çok versin. Parası yavaş yavaş da yükseliyor. Aç mı duracaktık? Konuşun, konuşun. Dengesizler. Oraya yorum yaptılar güya. Başka tarafın kışkırtmasıyla yaptılar. Ben bunu bileyim canlar. Size demem, ben bunu bileyim. Siz biliyorsunuz ne hekime dediğimi. Oraya diyor, abile dediler, dediler canımı sıktılar. Ha, su konusuna gelince. Ben hiç mutfakta, siz hiç gördünüz mü su başında? İlk defa çekim yaptım mutfakta. İlk gösterdim, ilk yaptım. Ve o an çekim yaptım. Uzun sürmesin diye hızlı hızlı yapayım derken, hani şeyleri hemen hızlı hızlı koyayım derken, bir de sizinle sohbete daldırmışım. Oysa oradan o kadar su akmıyor. Aşağıdaki teneke yer bile. Oraya şahı, damla da aksa çalgırtı geliyor oraya. Ses geliyor size. Bir de benim durduğum yer, canlarım Giresun. Durduğum yer Giresun. İstanbul'da her yerde kuraklık olsa buranın yağmurları dinmez. Burada iki gün güneş görüp de burası 5 gün yağmurdur. Ben 3 gün güneş görüp de 5 gün yağmur görsem sevinip de öpüp başıma koyarım. Öpüp başıma koyarım.
dereler, tepeler çağlıyor. Su çağlıyor burada. Allah'ıma bin şükür. O kıtlık, su kıtlığına düşmeyin. Siz yemek kıtlığına düşün. Bundan sonra yemekler ne olacak? Yiyecekler ne olacak? Dikmeler, ekmeler ne olacak? Su, burası sulak memleket. Allah'ım, burası yeşillik memleket. Giresun bahçeleri zaten, fındık bahçeleri oralar getiriyor yağmuru. Sürekli yağmur. Denizler, dereler taşıyı taşıyı burada. Siz burayı düşünmeyin. Üstelik de buradan yaylaya bağlı buranın suyu. Yaylaya. Tabii bedava değil. Parayla, ama baraj maraj yok burada. İstanbul değil burası. İstanbul'da da yaşadım ben, biliyorum barajlarda. Burada baraj yok. Burada direkt yayladan bağlantı. Yayla ormanlarının suları geliyor. O yüzden yani demek istedim, her zaman öyle. Tabii ki ben de acırım. Öyle akıtmıyorum suyu her zaman. Benim en yüksek şeyim, su faturam 45 TL'dir. Hükümet bakıyor sonuçta gelip sulara. Babamın oğlu değil. Gelip bakıyor. Hani veriyoruz. Ev sahibi de bugün gelmiş. Şeyini aldı. Hiçbir şey demedim. Hiç. Geldi, kiraya geldim dedi. Aynı o çocuk, o yazan çocuk. İyi yaptın dedim. Hemen hiçbir şey demeden verdim 450 TL'sini. Değil mi? Oğlum maaş aldı ya. Çocuğum evden bir yere çıkmıyor. Ne yapsın? Kirayı da vereyim. Eve de bakayım. Ama şunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Almanya'dan bir tane Dilşah diye bir kişi, Allah bin kere razı olsun bak. Ben bugün onun markını, bak, mark diyeyim bak ben. Eski parayla diyeyim ben. Euro. Almanya'dan 200 euro gönderdi bana. Allah razı olsun. Ben istemedim gene. Bana dedi lütfen. Ta ama ne zamandı? Duruydu o. Ta ne zamandan? Duruydu. Allah ondan razı olsun. Ben bugün bana dedi ki oğluna ayakkabı al. Bir ara 600 bin liralık ayakkabı çok söz konusu olmuştu insanlar arasında. Demek ki ben sizinle konuşmasam bak açılamayayım. Bak sizinle konuşunca açılayım. Görüyor musunuz? Ben buraya dert yanmasam açılamayayım. Abi. Ha bak şimdi yavaş yavaş açılıyor. Gözlerim pusarıydı böyle. Ondan sonra ta o zaman oğluna da ayakkabı al dedi. Bana 200 euro gönderdi. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Öyle bir şey ki, bak öyle bir şey ki, Allah öyle bir şey yaptı ki, o benim adımı konuşanların, şu Ramazan'da bak oruç tutacağım ha, sahur yemeği, Ramazan'ı onların bir lokmasını bana nasip etmedi. Öyle konuştu ya, gittim attım. Hiçbir şeyim kalmamıştı. Hiçbir şeyim kalmamıştı. Yani kalan son şeyimi de atmıştım. Gittim bugün dönerken işte taksiye şey yaptım. BİM'den peynirlerini, zeytinlerini, şunları, yüzünü yalnız oğluma verdim. Çünkü onun iki yüzünü de oğluma göndermişti. Yüzünü oğluma verdim. Yüzünü bozdurdum. Hiçbir şeyim kalmamıştı. Gittim bir kilo kıyma, işte ben onları göstermedim. Gerek duymadım göstermeye. İşte muzuna kadar bak aldım. Bak. Allah ona gani gani, Allah bol versin. Çünkü ben onu o güya kenarda tutacaktım. Oğlumun ne zaman ihtiyacı olursa ona verecektim. Ama son elimdeki tereyağımı da aldım gene. Gerçek şey tereyağı aldım. Uzunlamasına değil öyle. Onların gönderdiği gibi böyle üç tane öyle değil. Şey aldım ben. Vakfı Kebir. Buranın Trabzon Vakfı Kebir tereyağını aldım. Ondan sonra bak. Demek istediğim ne bak. Kime niyet, kime kısmet? Bak hayır ne için? Bak hayır ne için? Gördün mü? Ramazan'a hiç nasip oldu. Son şeyde onları yaptılar, bana hatırladılar. Ne oldu? Hayırınız neye geçti? O kızın hayrı geçti işte. Bak o kızın, şimdi onun şeyine ihtiyacım oldu. Ettim onu, bozdurdum.
350 milyonluk şey, 350 bin lira, 350 TL'lik alışveriş yaptım. 15 güne kadar beni götürür. Ramazan'a 15 güne kadar götürür. Instagram'dan da binlerce dua ettim ama. Ha. Ben birini kabul edip de niye diğerini kabul etmedim? Ben insan sarrafıyım diyorum. Ben kaç yıl dolaşmışım ya? Kaç yıl dolaşmışım? Daha önce mesela onu kabul etmeden daha önce kimsenin sorunu olduğunu da bilmiyordum. Ama öyle bir duygu geliyor ki içime. Birine diyor ki hayır, hayır onu kabul etme diyor. Yani o hissim çok kuvvetli. Yüreğimdeki o his. İlk o kişinin parasını kabul etmedim. Ama Almanya'daki normal, sizler gibi doğal takipçilerden, onlardan bana yanlış gelir mi hiç? Gelmez. O yüzden Allah razı olsun. Ve onun benim burada tuttuğum, kıldığım orucun yarısı ona gidiyor, yarısı bana gidiyor şimdi. Çünkü onun şeyiyle oturdum bak ben buraya. Onun şeyiyle. Allah bin kere versin. Bin kere daha versin ona. Onun şeyiyle oturdum. Ve kanalı manalı yok yani. Sıradan hani sizler gibi bir insan. Almanya'da doğup büyümüş. İki tane de çocukları var. Evli. Eşi var. Sizler gibi bir insan o da. Kanal manalı yok yani. Sadece takipçim. Adı Dilşah. Baştan böyle ona da dedim. Hayır kızım dedim. Oradan buraya gelmez. Ha dedim ben film gelmiyor dedim. Kapılar kapalıdır dedim. Abla dedi ben deneyeceğim dedi. Ben deneyeceğim. Yapma kızım. O zaman ona dedim. Bak ben kimseden hemen kabul etmiyorum. Abla dedi, kız ne yapmış bacılarım biliyor musun ne yapmış? Koca zarf yapmış. Koca zarf. O zarfın şeyine türkü yazmış. Sadece türkü. Hani anlaşılmasın diye. Zarf zarf içinde. Zarf zarf içinde. Para anlaşılmasın diye. Çünkü posta yoluyla gönderiyor. Ve ben o aralar zaten onu anlatacaktım. Onu şeyde de anlattım. O bulaşık yıkarken işte şey yaparken mutfakta da anlattım. Mutfağı temizlerken. O arada mutfak başıma göçtü. Bir şeyler oldu. Bir şeyler etti. Kızı anlatamadım o kızcağızımı. Ama orada anlattım. O da diyor ki aman 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 aman. Zaten aman 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 kimseye anlatma. Zaten yavrum tanımıyorlar seni. Yanılmazlar. Kız diyor ki aman aman Esra abla aman kimseye anlatma. Ben kendi içimden anlattım. Saklayamıyorum, anlattım. Ben size her zaman saklım gizlim yok. İsterse başkaları daha ne konuşsa konuşsun da umurumda da değiller. Dediğim gibi canlarım. Bunu evet, bunu, şimdi onu düşünüyorum. Şeye yaparım. Yarın akşam şeyden sonra izlersiniz bunu. Onu saatini ayarlarım. Şu anda 26 dakika oldu. Önceki çekişlerim de vardır. Onların da dakikalarını hesaplayıp. Çünkü dedim telekomdan daha hala gelmediler. Benim için bana dua edin de daha tansiyonum düzelsin. Daha yerin dibine şey, yani beni yerin diblerine sokmasın, yerlere düşürmesin. Kalbim çarpıyor, baygınlık geçiriyorum. Alev, başından ateş, kaynar su akıyor, git hastaneye. Git hastaneye, alev alıyorum, git hastaneye. Ama ateşim çıkmıyor, bana kaynar su geliyor. Benim vücudumdan kaynar su akıyor sanki. Kalbim çarptıkça, yüreğim böyle buhran haline geliyor, böyle kabarıyor bu yüreği. Öyle oldu, 3 gündür öyle oldu. İnşallah geçer ya Rabbim. İnşallah geçer. Evet canlarım ben hepinizin gene hepinizin Ramazanını mübarek olsun diyorum. Allah ettiğiniz duaları, yaptığınız ibadetleri ya Rabbim kabul eylesin.
Ya Rabbim güzel günler göstersin inşallah. Şu Ramazan'da çok dua edelim. Belki bize bu şansı verir Rabbim. Belki Ramazan'da Ramazan'a getirdi ki belki dua edersek şu virüsten de kurtuluruz. Şu illetten de kurtuluruz. Daha çok panik atak oldum. Mesela düşünsene virüs olmasa ben bu kadar tansiyonum fırlamazdı. Hani tamam yüreğim darlandı, bunalıma girdim. O anda acaba diyorum şimdi beynimde çifte şeyler var, çifte teller çalıyor. Acaba diyeyim şey mi oldum? Allah Allah diyeyim. Şimdi ya düşünüyorum pide geldi diyorum birden mi olur bu? Düşünüyorum ben diyeyim şeye gittim arabaya bindim arabadan mı oldum? Şimdi beyni hep yiyecek gibi oldum. Bu sefer hepten hasta oldum. Bu sefer hastaneye gittim hep korktum. Hep korktum şey oldum diye. Virüs mü oldum diye. Doktora anlatayım. Doktor dedi ki hayır öyle olmaz diye. Sen strese girmişsin diye. Dinleneceksin diye bana. Sen takmayacaksın hiçbir şey diye. Senin anlattığın gibi değil diye. Virüs diye. Diyeyim ki ha bu midemden diyeyim bir sıkışma oluyor. Bir top oraya kor alev düşüyor. Nefesim daralıyor diyorum. Kalbimde çarpıntı var diyorum. Yok diyor strese girmişsin diyor. İkide bir sakinleş gideyim sakinleştirici vuruyor. Tansiyonu da yatırıyor biraz. Tansiyon şey oldu. Tansiyon hapı vermiyor. Hemen vermiyor zaten. Hemen vermiyor. Doğal yollardan. Biraz orada yatıyor. Serum taktı bir keresinde. Bir keresinde serum taktı. Allah hayır etsin ya Rabbim. İşte bu günler olmasa bu kadar panik olmayız işte. En ufak bir hasta olduğumuz hemen korkuyoruz ki acaba virüs mü oldu? Tüm ya. Evden de çıktığım yok. Evden de çıktığım yok. Arada öyle çıkayım işte. Üşütmemeye çalışayım korkudan. Neyse canlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Ve Allah sofralarınızı bereketli kılsın. Ettiğiniz, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kıldığınız namazları kabul etsin ya Rabbim. El açıp da Allah'ım el açtığınız duaları Allah'ım geri çevirmesin. Ya Rabbim geri çevirmesin. Kapılarından bizleri geri çevirmesin. El açıp da dua ettiğimiz o kapılarından bizleri geri çevirmesin ya Rabbim. Ben üstüme bir şey de almadım. Sobayı da yakmadım. Sobanın üstüne hatta şey koydum. Her şey gönlünüz olsun diyorum yeniden. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.